Ardında böylesi bir yangın yeri bırakan Macron Pekin'de Çin devlet başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Xi'den sona ermesi, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Rusya'yı ikna etmesini istedi. Çin lideri barış görüşmelerinin devamından yana olduğunu söyledi. Kıtamızdaki bir ülke komşu bir devletin işgali altındayken güvenli ve istikrarlı bir Avrupa'ya sahip olamayız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Putin'i ikna etmesi için yardım istedi. Macron 2019 yılından sonra ilk kez Çin'e gitti. Pekin'de Çinli mevkidaşı Xi ile bir araya geldi. İki liderin gündemindeki en önemli başlık Ukrayna'da devam eden savaştı. Macron, Moskova, Pekin hattındaki yakın ilişkilere dikkat çekti. Xi'nin Rusya'nın müzakere masasına dönmesini sağlayabileceğini söyledi. Rusya'nın müzakere masasına gelmesi konusunda ise size güvenebileceğimi biliyorum. Uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı duyacak ve her türlü gerilimi göz ardı edecek şekilde barışı sağlamalıyız. Bu Fransa ve Avrupa için önemli olduğu kadar Çin için de önemli. <laughs> Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı da masadaydı. Macron, Çin lideri Xi'den Rusya'ya nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası kurallara uyması için baskı yapmasını istedi. <laughs> Şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna işgalini açıkça kınamayan Çin lideri Xi ise siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı. Barış görüşmeleri en kısa sürede yeniden başlamada dedi. Çin, Ukrayna krizinde barış görüşmelerini ve siyasi çözüm arayışını destekliyor. Pekin yönetimi Şubat ayında savaşı sona erdirmek için 12 maddelik barış planını açıkladı. Ancak Rus güçlerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesine yönelik bir talep olmaması plana şüpheyle yaklaşılmasına sebep oldu. Çin ziyaretinde Macron Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen deşlik ediyor. Görüşmeler son dönemde sekteye uğrayan Avrupa Birliği Çin ilişkileri için de kritik önemde.